Ata lafını sevmezdi. Atatürk lafını ilk, ilk kez dönemin Türk Dil Kurumu Başkanı bir konuşmasında kullanmış. Mustafa Kemal de çok beğenerek soyadı olarak almıştı. Kendisine ata diye hitap edilmesinden hiç hoşlanmazdı. En sevdiği yemek kuru fasulye ve pilavdır. Manastır Askeri Lisesi yıllarından kalan bir alışkanlıkla hayatı boyunca en sevdiği yemek kuru fasulye pilav olarak kaldı. Tatlıya düşkün değildi ama canı istediğinde çok sevdiği gül reçelini tercih ederdi. Başucu kitabı Çalık Uçuydu. Binlerce kitabı vardı ama bunların arasında bir tanesini hayatı, hayatı boyunca hatta cephede bile baş ayırmadı. Reşat Nuri Güntekin'in ünlü Çalı Kuşu romanını hep yanında taşır, her gün rastgele bir yerinden açar, birkaç sayfa okurdu. Tam bir salon adamıydı. En sevdiği dans Vals'ti. Müzik zevki çeşitlik gösteriyordu. Klasik batı müziği dışında Anatol Anadolu ezgilerini de pek severdi. Gömleklerinin tümü beyazdı. Gömleklerinin hepsi beyazdı. Bu gömlekler ilk yıllarda İsviçre'de özel olarak dikilirken sonra yerli malı kullanma kampanyasına öncülük edebilmek için Beyoğlu'ndan bir tercih diktirmeye başlamıştı. Beden ölçüleri. Boyu 1.74 idi, idi. Hayatında son dönemlerden kadar 76 olan kilosunu hastalığın ilerlemesine başlamasına Boyu 1.74 idi. Hayatının son dönemlerine kadar 76 olan kilosu hastalığının ilerlemeye başlamasıyla 46'ya kadar düşmüştü. 43 numara siyah rugan ayakkabı giyerdi. Rumeli şivesi. Özenli ve temiz bir Türkçe konuşurdu. Ancak bazı kelimelerin Rumeli şivesiyle telaffuz ederdi. Hazin bir hikaye. Hayatında bir dönem çok önemli yer alan tutan Mustafa Kemal'in evlenmesinden sonra hayatında trajik bir şekilde son veren Fikriye Hanım'ın mezarının nerede olduğu bilinmiyor. Cumhurbaşkanlığında sıkılıyordu. Hayatın çoğunu geçirdiği savaş cephelerinden sonra Cumhurbaşkanı olarak geçirdiği yıllar ona bir tecrit yapış yaşantısı gibi geliyor. Çok sevdiği halkından ve sade vatandaş yaşamından uzaklaştığını düşünüyordu. Papa'nın elçisine kendi elleriyle kıyafet hazırlatmıştır. Kıyafet kanunu çerçevesinde tüm din adamlarının dini kıyafetlerle sokağa çıkmaları yasaklanınca Monsenyor Roncalli'ye kendi terzisi Kemal Milaslı eliyle bir koleksiyon hazırlattı. Kendi başına hiç tıraş olmazdı. Sabah kahvaltılarıyla arası hiç hoş değildi. Yataktan kalkar kalkmaz odasındaki divanın üzerinde bağdaş kurarak oturur günlük kahvesini ve sigarasını içerdi. Bir özelliği de kendine hiç tıraş olmamasıydı. Düzen takıntısı vardı. Evinde çevresinde hatta konuk olduğu evlerde bile eğri duran eşyaları düzeltmeden rahat edemezdi. Hoşgörülüydü. Köylünün birinin gazete kağıdına sardığı tütünü içmeye çalışırken eli yanmış. Alın bunu kendisi içsin diyerek Atatürk'e küfür etmişti. Mahkemeye çıkarılacaktı. Atatürk olayı dinledikten sonra onu mahkemeye vereceğinize doğru dürüst sigara içmesini temin edin dedi. Bu nasıl halkçılık? Bir sabah milletvekilleriyle trene binmişti konduktörünün milletvekillerinin milletvekillerinden bilet parası almamasına şaşırmış. Nedenini sormuştu. Trenin milletvekillerine bedava olduğunu öğrenince epey sinirlenmiş. Ne de güzel halkçılık ama demişti. Laiklik adam olmaktır. İlk mecliste bir oturum sırasında üyelerinden biri layıklığın, ve layıklığın ne manaya geldiğini anlamadığını söyleyince Gazi çok sinirlenmiş ve elini kursiye, kürsüye vurarak bir din bilgini olarak üyeye cevap vermişti. Adam olmak demektir hocam, adam olmak. Kurbanları bağışlardı. Gittiği yurt gezilerinde kendisi için kurban edilen hayvanlara bakamaz, böyle durumlarda sırtını döner ya da kesilmelerini engellerdi. Yabancı dile meraklıydı. Askeri lisede öğrenmeye başladığı Fransızcayı sonraki yıllarda geliştirdi. Zengin bir kelime bilgisi vardı. Konuşurken Fransızca sözlükler de etkilerdi. Kan görmeye dayanamazdı. Cephelerde düşmanla göğüs göğüse savaşmış biri olarak en ilginç özelliği savaş meydanları dışında kan görünce fenalaşmasıydı. Kulakları duyan tek kişi. Fransız tarihçisi Herruit Ankara'ya geldiğinde Gazi'nin kulakların duyuyor olmasına şaşırmış. Anılarında bu espriyi bir dille anlatmıştı. ''Türkiye Cumhuriyeti'nde bir tane kulakları duyan kişi vardır.'' Onu da Cumhurbaşkanı yapmışlar. Sebebi ise savaş gürültüsünden sonra kulakları sağ çıkan bir mucize gibi kulakların duru, duyuyor olmasına şaşır, şaşırmasıydı. Bir ricası baş tacıdır. Bir gün halk arasında dolaşırken çarşaflı bir kadına rastlamış. Hafız benim hanım hatıram için başındaki örtüyü açar mısın? diye sormuştu. Kadın baş örtüsünü açarak Atatürk'ün önünde eğildi ve ellerini öptü. Bilardo ve yüzme sevdalı. Sportmen kişiliği vardı. Her gün at biner, yüzmeye gider ve bilardo oynardı. En başarılı olduğu ders matematikti. Eğitim hayatı boyunca en başarılı dersi matematikti. Pozitif bilimlere ilgisi hayatı boyunca sürdü. Yağcılara çok kızardı. Yağcılara çok kızardı. Bir akşam sofrasında kendisine gereksiz şekilde iltifat eden Abdülhamit Abdülhak Hamit'e müdahale etti. Son yılbaşı, yılbaşı gecesi. 1937'yi 1938'e bağlayan son yılbaşı gecesini Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras ile baş başa geçirmişti. O gece, o gece dolabındaki bazı elbiseleri ise bakana hediye etmişti. Köşkteki güvercinlik. Kuşları çok severdi. Çankaya Köşkü'nde özel bir bakıcının ilgilendiği güvercinleri vardı. Evet arkadaşlar Atatürk hakkında fazla bilinmeyen 30 bilgiyi size derledim. Umarım bu seriyi beğenmişsinizdir ve devamını gelmesini istiyorsunuzdur. Hepinize bol bilgili günler. Hoşçakalın.